Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün de mısır tarlamızdayız. Yarın nasip olursa bu mısırları sılaj yaptıracağız hayvanlarımız için. Şimdi tarlanın hemen şu tarafını göstereyim sizlere. Yoldan tarafı açık, traktör geçebilecek. Bu taraf tam tel örgüye kadar mısırlar olduğu için babam buraları kesmiş. Biz de şimdi toparlayacağız. Tarlaya da şimdi geldik. Ulubey'deydik, teyzem dildeydik. Oradan geldiğimiz gibi üstümüzü değiştirip hemen babamın yanına geldik. Bugün yapabildiğimiz kadar buraları işte şöyle toplayacağız bu şekilde. Dün biz uşağa gidecektik kardeşe alışveriş etmeye. Gidem mi gitmem ki, köselerim gidem ki diye bugüne kaldı. Şimdi bir yere gideceğiz mi dedi. Köseler canımsız dedik ama darı kesecek. Dedi ben seni dedi tarlaya sokmayacağım diyorum dedi. İki tane erkek bulacağım, siz gidin dedi. İyi tamam, bir güzel hazırlandık. Ama bu kelimesine şok olduk. Abam geli gittik. Gelmemiz yakında arada tarladayım ben, gelince uğran. Ben malları bakacağım. Hadi dedim bir elin daha değsin dedim. Buraya geldik. Enik çocuk toplandık. Eşim bayağı kesmiş. Evet. Babamın kızının da düğün olacak nasip olursa Hatay'a. O dedi işte olmadan abamın yanında dolaşalım, gelem dedik. Az uçtuk geldik. Bu arada biz önceden bıçakla kesiyorduk. Geçen yıllardaki videolarımız da var. Ama artık ot pişme makinemiz olduğu için onunla babam kesiyor. İyi ki de o makineyi almışız. İşimize de yarıyor. Şöyle size göstereyim. Artık evde bu. Yağışlardan dolayı dün de bahsetmiştim ya. Yağmur yağmaz edeceğiz diye. Bakınız bu hale geldi. Bu bir hafta daha dursa yani iyi değil yani. Neden? Yani kesinlikle ya, varsa bakıyoruz. Hmm, anladım. Artık saat 7'ye geldi. Annem daha önceden gitmişti. İnekleri sağmak için. Yorulduk diyebilirim çünkü sürekli eğil, darı kaldır, bir yere topla derken vakit geçti. Babam motorosuyla gelmiş arabayla, o da yoldaymış. Buradan çıkacağız. Çok fazla diken var maalesef. Evet, akşam oldu. Hatta şu an yaz sezonunda okunuyor. Yemeğimizi yedik. Şimdi de yukarı tarhana içi çekiyoruz. Bu iç babaannem gelin. Biz de yapacağız bakalım tarhana. Bu haftaya geçer diye düşünüyorum tahmini. Burada kırmızı biber var. İçine domates de var mı babanın altında? Hepsini karıştırınız o zaman bileğine. 10 kilo kırmızı bibermiş değil mi? 10 kilo da domates. 5 kilo da acı. Ha, 5 kilo acı, acı var biber. Zaten belli ki isim yaptı. Soğan göz kara, soğan 5 belki fazladır. 6-7 kilo da soğan vardır. Diye. 2 bağlamda nane diye. Daha bir de bunun yoğurdu, garen derken yoğurdu, ekşili yoğurt katılacak. Bak bir de burada çektiğimiz var. Burada da biberi var içinde. Eldivenleri giydik ya, çok acıymış çünkü 5 kilo da sarmalı gibi. Doğru Hakan, hissetmedim. Giymedim, ne bileyim ben. Acımdan korkmam dedim ya, şimdi de korkuttu. Krem sürüşen faydası olmadı. Krem daha böyle yakıyordu sonra da. Dayanamadı. Niye içeceğim sapıtlıyor. Her soğuk suyuna yaşıyordu. O derece yanıyor yani. Başka aralım. Başka yerimde yoktu. Doğru Hakan o kadar koymadı. Doğru Hakan duymadı bunu bu kadar. Ben de şimdi çıkmıştım yukarıya. Mutfağı topladım. Annem de ara verdirdim. Açılış yapmak için. Evet, artık bitirdiler. Şöyle göstereyim. 3 kova da var. Tabii ki kovalar dolu değil. Yarın sabah. Maşallah bereketinden ekiyorlar. Hemen hemen 30 kilo onu yedim bu. Fatmengen'in İki kova yakında 25 kilo un devirdik o gün biz tam tamına. Şimdi yoğurdum da 5 kilo tencerede çalınan 5 kilo tencerem vardı. O dolu 4 kilo
İşte dolu ağzı. A böyle Fatmengen'in de yoğurtu adı değil mi kardelen? A böyle govanın içinde bu kadar vardı. 9 kiloluk şey kovaya. Tekrar da sıdı öğlen kaldırdım. Birinde 4 kilo bir şey de var. O taze onu kalçala üstünü yağlı yerine atarım. Bir kalsak o zaman. Hepsini yağlı yerin için nereye atacağım? Tarnaya. Ben de dışı atacağım onu. Tarnı el. Kaymağını yeme o ya. Kese yoğurdun. El kese yoğurdu atıyormuş daha ya. Kaymaklı yeri şey eksin. Böyle makine yarına kaldım iyi olmuyor. Kuruyor, bana zor oluyor. Aa böyle hemen ben bunu şöyle eşim örgütü şu şekilde çıkar dedi senin kolayın olur diye. Eldiveni de mastan çıkarmıyorum çok acı biberler diye. Kardelen bak sen aklında tutarsın. Bunu babam oldu olmadığı zaman dakçemiz zaman şu bıçak evet. Nasıl? Dur. Böyle bak. Sivri yeri dışta kalacak tamam mı? Tamam. Unutmayalım bakalım. Hem de videoda bakarız bir şey olduğu zaman. Yani mantıklı. Sonra bıçak da bu şekilde geliyor. Heh, bıçak da düz böyle olacak. Dur şöyle göstereyim de kendi işimize yarasın sonra. Bu da bu şekilde. Ondan sonra ben bunu bir güzelce temizleyeyim bari. Bu arada yarın için işçilerimiz için nohut sattım. Eşim dedi ki tost yaptıram dedi. Parasından değil bir yarım şey yaptıracaksın yetmeyecek. Üç parça olsan yine aynı hesabı olacak. İyi kötü tavuk da var, nohut da var. Yoğurt da zaten elden ineklerimiz olduğu için. Onu da pilav üstü yapmayı düşünüyoruz yani. Onu halledeceğiz. Sabahleyin kalktığımda ilk işim tavuğumu falan ocağa vurup nohudu da düdüsü de pişirin. Valla yarın hazırlık ne içeceğim bari. Kafanı vurma bakalım. Babam buraya bana yazdır ölecek ya fark etmez kardelen. Zaten senin üstüne ya. İşte yazdır ölecek geçen gün vurdum ya. Evet geçen gün yazık sağlam vurdun anne ya. Yine o sırada video açık mıydı? Açık diyorum valla bilmiyorum. Geçen gün yeni orada yazdım. Açıktı ondan sonra işte Sebahat teyzem geldi. Ne yapmıştık? Kösütme yaparken kardelen sos. Kardelen bu sırada dedim kardelen de yanmakta gidiyordun. Sakarlık sende mi kardelen dedim. Biraz sende var sakar diyordum. Kardelen dedim kendim oldum. Kanem ben bunu yıkayın gelen ondan sonra içine su dökün. Silin mermerler alın şurada. Ben de buraları toparlayayım. Bunu var ya Hamidi teyzem bugün dedi. Sen duydun mu? Bunun içine yoğurt katıyorlar. İçirana bangül yapıyorlar. O köselerde de yapıyorlar. İşte teyzen gibi de sabah kahvaltısı normal günde yemeğe güzel oluyor. Ezme gibi. He düşün öyle bir şey. Yani içine az da yoğurt katıyor teyzen gibi onun. Mantıklıymış. Dezen gidiyor değil mi? Duymadım yengem. Duymadım hasta attım. Hem de aşk bir şey. Yengem arıyor. Duymuşmuş. Bunları dışı edeceğiz. Şimdi arkadaşlarım sabahleyin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hani dün dedim ya gecesinde sabahın erken kalkmak zorundayım diye. 6'da kalktım. Kardelen de diyordu erken kalkayım diye. Hemen nohudu, yüdüm yıkadım. Hemen oraya çatıyı küçük tipe vurdum. Ona pişirdim dama inmeden. Çünkü dama indim kardelen kapadı dedim 7.30'da. Eti de vurdum. Biraz fazla pişmiş kardelen bu bizim. Hadi ya. Ha, diderken yapacak bir şey. Yengeci pilav üstü olacak. Bir tane büyük tavuk da ama böyle küçük tavuk gibi gözüküyor. Çünkü bir tarafının bacağı bu tarafa ayrıldığı için. Sizler de görüyorsunuz suyun rengini sapsarı. Çünkü kendi beslediğimiz tavuk olduğu için. Daha biz kahvaltı yapmadık. Oğlum yenice yaptı gitti işe. Sabahleyin yine acır, salatalık, maydanoz, biber buldum ama eskisi kadar galiba biberlerimiz de dökmüyor. Ana biz ekmek almaya gidecektik ya. Evet ama gitmeye vakit olmadı kendi. O zaman ben kahvaltı edeyim beni alayın gelin ekmeğe. Ya sen geçsin ya ben geçsin. Çünkü eşim de tarlaya gitti. Ya su götürüveriz tarlaya öğlenliğinde zaten pilav pişirin. 12'de hazır eder biz pilavı falan. Çünkü erken başlarlarsa erken bitiver. Ondan sonra da fabrikaya götürürler arabalara. Kasalığa gidecek, tonga olup gelecek. 2 senedir iyi oluyor ya. Benim ele oğlum acımayaydı, bel acımayaydı. Yine biz bunu torbaladık. Ama demlik arıyorum giden de. Tonga tabii ki maliyetli ama en azından küflenme olmuyor. Hem vücut yorgunluğu da olmuyor. Vallahi dediğin doğru vücut yorgunu. Aha dün hırzımla azıcık toplayıverdim. İlk ak bel acımaya başladı. Kardelen akşam sofrası hazırlarken hadi dedim azıcık beni bir dinlendirivere. Dinlendirdim mi geçiyor zaten. Şu tabaklar
Şu A rengiydi değil mi? Diğerleri temiz. Babam da kahvede yapmış kahvaltısını. Babam bir huyu vardır bize. Yani kahve dediğimde kıraathane oluyor. Biliyorsunuz bizim köyümüzde de bakkal, fırın hepsi var. Kıraathaneye gidince çayını içiyor, simidini yiyor, kahvaltısını yapmış oluyor. Hazırladım ben sofra, 6'da kalktım. Evet. Hem nohudumu hem düdüklüğümü, ha nohudumu demişken nohudumu da göstereyim inşallah. Bu geçen gün mercimek aldıydım ya, oradan aldıydım bakalım inşallah. Oo, güzel pişmiş. Hatta suyu kalmamış. Çok dolduramadım suyunu, doldurduydum şu kadar. Tıkaya verdi altında. Var var, iyi. Gerçekten çok güzel pişmiş nohut. Yarım saat durdu bak kısıkta. Tam çok en son kısmını koyduydum ben bir de bunu. Bolca da yanında ayran yaparız. Pilav üstünün yanına bir içecek başka. Babam yiyen de. Ondan sonra ben etidi de hazır olsun. Birimiz tarlaya gider. Şimdi de annemle beraber tarlaya geldik. Burada da ramoklar hazır. Makinenin sesi geliyor ama diğer tarafta oldukları için kendilerinden görünen yok. Bu akalım da az önce babamın peşine dolaşıp gelmiş buraya, gel. Su katıverdim. Gel. Gel bak. Su var burada. İç hadi. İç. Aferin. İç hadi. Tabii burada başka bir kap olmadığı için şu an ben de bardağa kattım. Aferin. Hadi. Susamıştır çünkü. Tarlaya geleli yarım saat olmuş. Burada da su yok. Gitme bir yere. Bakalım ya. Sular yapımına devam. Saat öğlen oldu. Kenardaki yerdeki mısırlar bitti artık. Onu makinenin ağzına veriyorlardı. Hatta bir kasa dolmuş. Yemyeşil. Yanına gideyim de size göstereyim. İçindeki mısır taneleri bazen çok erdiği zaman hayvanların midesinde erimiyor. Bakın mısırlar sarı sarı meydanda. Hem her zaman Toraman'ı köpekleri arabaya bindirmem diyor da bindi işte bu defa. Tamam. Eve götürüyoruz. Korktu bir de, babam zorla kucağıma tutturdu. Eve gidince ben üstümü değiştirmem lazım. Geri gelecek, o yemek cam açayım da dışarı bak. Ama bir de atlarsın, şöyle biraz kapatalım. Aman Eyfer'im, çok korktum, şey bozdu. Tamam, şöyle biraz bayağı bir kapattım. Allah'ım bir de şöyle patilerin atıyor. Keşke bir gösterebilsem. Paraman! Yakışıklı oğlum benim ya. Eve gittiğini anladı. Adam Allah tüyler dökülüyor kardeşim. İndir onu be, indir. Bacım. Benden önce biliyor kapının yerini. İn. Görüşürüz. Bakalım darı tarlasına gidiyor anne ya. O eve geçse de gidecek. Ben dedim sana babana. Siz gidiyor, biz mu? Oradayız diye. Şu an arkama bakıyorum ama Toraman'ı göremedim. Neyse, inince anlarız. Bakın kilimiz ne güzel burada yatıyor. En akıllısını yapıyor. Aman anne kirliye dikkat et. Gelmiş. Madem eve gelecektin, arabada niye durmuyor? Kapatamadım anne camı. Bakın kilinin önünde ekmek vardı. Toraman geldi diye hemen ekmeği ağzına aldı. Tarladan geldik. Analı kızı mutfağa girdik. Kardem ben tarladayken o eti ditmiş. Pirinci de haşlayıverdim. Tam 8 su bardağı yaptık. 8 su bardağı, 9 su bardağı et suyundan kattım. Öyle pişirdim. Pilavımız orada. Ne olduğunu zaten düdüklüğüne götüreceğiz. Buraya da gavunu dildi kardelen. Bu gavun içinde kattık orada kanseleri diye. Turşunun yanında aman
Pilosinin yanında jelipani turşusu gidiyor. Salatalık turşusu koyduk. Tabaklarımıza ayarladık. Bunu da etik atacağız, gideceğiz, dolduracağız. Bir de aksine Allah'tan hani aşağıda tavuk gaz temizlemiyor, sula yok. Köyümüzde bulaşıklar da makineye geçecek. Makine dolu, karden zaman yok, onu boşaltamadı. Ben de ayran yaptım. Huni de şöyle geniş ağızlı bir huni olsa, ana aklıma geldi, üşenmesem. 2,5 litre kola şişesini kesip de huni ederdik. İçine ağızlı geri verirdi yoğurt. Onun için onu yıkayacak su lazım. Bunu yıkayacak su lazım. Benim şöyle masrafsız diyeyim size daldız makinesi, ikiyi böldüm. Şöyle suyun da soğuk suyu da katıp yarısını buna. Bunun içinde ayranı katıp gideceğiz. Sabahleyin ekmek almaya gittim. Hem fanta aldım geldim, içen olur içmeyen olur ayran diye. İki tane de genç çocuk var tarlada. Garam olur, ayranı sevmezler. Yarın bir gün şey yapalım. Yarını bir gün olmaz. Akşam edem kız. Ne? Tarnadan. Tarnalı köfte. Akşama. Hani yarına kaldım ekşir biliyor musun? Ondan evet, bu arada babaanne hala tarhaneyi karmışlardır. Karmışlardır değil mi onlar? İkisi de biz tabii vakit olup isyanlarına gidemedik. Bu biraz koyu oldu kardeşim. Buna bakarak o. Neyse ki öğlen yemeğini beraber yeriz onlarla. O zaman size de gösterin tarhaneyi. Ararız. Salata, domates salatası ile. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Şuradan da bir tane kerpiçle. Biraz koyu bu. Vallahi su kalmadı ya. Şimdi baban arayacak, gelirken su getirin diyecek. Öyle bir durumda babaannemi sebirlen doldururum. He, öyle de olur be. Toraman, umarım içinde su vardır. Toraman bileğine tağladı, susamış da pet bardağına, kardelen abası su içirdi onlara. Kardeler, bizim iş ne oldu biliyor musun? Akıl su köpeği yol kocaldır hesabı oldu. Su şimdi yok. Bu ayranı nasıl kıtacağız? Bak şimdi ondan katmak zorundayım mı? Nasıl katacak? Mecbur. Bir tasın içine katacak. Böyle katmam lazım ya. Başka türlü katamam şişenin için. Yoksa dökerim. Evet. Her şeyi hazırladık şimdi hemen. Tarlaya gideceğiz. İçecekleri koyduk. Burada ayran var. Bunun içinde tabaklar var. Burada pilav, nohut ve tavuk hazırdır. Al. Sen sus. Seni koltukta ayarlı çünkü. Bu arada kilimiz merdivende yatıyor ama toraman ortalıklarda görünmüyor. Umarım o kılınma tarlada değildir. Arabanın altında değil mi toraman? Yoktur, iyi baktım vallahi, benim o kadar bağırdım toraman toraman diye. Hayır yok. Babam gibi yemeği getirdik. Onların sofrasını da hazırladık. Üst kasa artık sulaj yapılmış. Tarlamızdan bir 4,5 kasa falan çıkıyor. Şimdi babaannem bile geldik. Halam da salata yapıyor. Aşağıda yemeğimizi yiyeceğiz. Burası da babaannem gelin 2. katı. Burada tarhanayı karmışlar. Hemen sizlere göstereyim. O rengi de çok güzel maşallah. Şu an hatta biraz uzaklaşayım ise benim telefondan kaynaklı rengini ak gösterdi. Ama normalde koyu güzel bir rengi var. Tam tarhananın olması gereken rengi. Hatta şöyle elimle temiz aşağı yıkayıp da geldim. Bir parça tarhanadan alacağım şu kadar. İnşallah acı değildir. Hemen yuttum. Pek acı değil gibi ama dün hatta makineden geçirirken söylemiştik. 5 kilo kadar babaannem gibi acı biber doğramışlar. Bu yüzden bence kuruduktan sonra tarhanaları acı olur. Malzemeleri de bol. Bakın içinde biberi, yeşil biberi belli oluyor.
nasip olursa bir dahaki sene de yeriz diye düşünerekten bu yüzden fazla kardılar. Şuradan bir dışarı çıkalım. Eğer kapı açıksa. Babaannem günün önceden burada salçaları vardı. Onları da artık toparladılar. Yalnız kaç bidon geldi bilmiyorum. Bakın burada da kazlarının havuzu var diyebilirim. Küvete su doldurmuşlar. Bir yerden getirmiş emmim. Değerlendirmişler. Hurdaya gidecek mala. Bu şekilde kazlar da kullanıyorlar. Tabii ki sularını çabuk kirletiyorlar. Normalde babaannem sürekli su veriyor ama işte onlar çamurla oynadıkları için kirleniyor. Şu kazı da maalesef ki ayırıyorlar. Bizim kazlar da öyle yapıyorlar hatta. Bir tanesini dövüyorlar. Kendilerinin yanlarına da sokmuyorlar zaten. Şurada tuğumunu kaçırıyor. Karabaşın yatışını sevsinler. Biraz gölgede, biraz güneşte. Ne güzel yatıyor. Evet. Hemen halamgille sofrayı hazırlamışlar. Bu maydanozlu salata tam sevdiğim gibi. Tarla yapamadık galiba. Yapsak değil mi yiyeceklermişmiş. Turşuyu arasıyla daha götürdük. Deseniz yapıyorum. Hazırlayıverdik onlara. Bu arada annem ayranı çok yaptı. Ben de zaten çok yapmasını istedim. İçilir diye düşündüm. Ama kolaya falan peştiler. Zekeriya erniştem dedim. Dolaşır gelirse dedim. O da olursa o da seviyor. Ayran dedim. Gelin olur dedim. Yetmeyeceğine piçteyi devirdim içine. Bir de su yok mu çıtı batıyor diye şey ettim bir de. Evet, ben şimdi de uşağa tonga yapılan yere geldim. Yemeği yedikten sonra annem babam da buraya gelmişti. Ben de şimdi hem onu almaya geldim bir nevi, hem de size bakalım imkan olursa tonganın nasıl yapıldığını göstermiş olacağım. Buraya bana tarif ettiler, daha önce hiç bilmiyordum. Yakınmış. Sanırım bizim, çünkü şeyden bileyim yani, bizim derken tabii bizim traktörümüz, kasamız falan yok da bizim köyün traktörü. Ben de işte kardeleri gibi eşimden geldim, kenarda bekledim. Kardelen'de hemen beni almaya geldi. İşte tongalara bakacağız, ondan sonra gideceğiz. Maşayla tuttu yine. Maşa diyorum ben buna, tabii de öyle bir ismi değildir. Cımbız cımbız. Bunlar da herhalde satılık falandır. Satılık değildir. Yapmaya gelenler. Götecekler annem. Onlar öyle. Olabilir. Yani babam şimdi kasayı yanaştırdı oraya. Oraya koyacaklardır. Aa, bakın ben ilk defa gördüm. Nasıl satılıyor? Görseydi. Aynı yaprak sarması gibiydi. Çok güzel yapıldı. Bitirdi oldu. Vallahi işte biz bunu bıçakla sonra açmaya kalkarken çok zorlanıyoruz. Ve bitti. Bakın şimdi kasa orada. Şimdi sıvajlar var. Alet de bu demek ki. Geliyorum. Gürültülü bir ortam ama yine de göstermeye değer gibi. Merak edenler vardır. Yıllardır tonga tonga diye size sürekli gösteriyorum. Sonunda yapılan yer burası. Canım istedi. Üzerinde kaymak döküveren yiyelim. Kesinlikle öyle görünüyor.
Cumartesi saat 9'a geldi. Operatör de geldi. Tongaları yerlerine döşüyor. Ben de şimdi yukarı çıkabildim. Şu an kaç tanesi konulmuş? Bir tanesi şurada. Sonunda kalan herhalde küçücük çıkmış. Onu saymayalım. Karşıda 10 tane var. 11. Şu kasada 8 tane var. Bir de bu kadar. Başka da yok herhalde. Allah'ın izniyle bir sezonu daha kapatmış olduk. Nasip olursa seneye tekrardan. Çünkü biz bu hayvancılığı yaptığımız sürece ya ekmek zorundayız ya da bu şekilde hazır almak zorundayız. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla sizleri bekletmek istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Komşularımız da orada oturuyorlar. Bizim de işimiz gitmemiş olsaydı annem yanlarına giderdi. Belki de ben de giderdim. Ama hala daha yemek bile yiyemedik.